Sevgili dostlar, herkese günaydınlar. Bugün sizlere kulak ameliyatında uyguladığımız, yani kepçe kulak ameliyatında uyguladığımız tekniklerden bahsedeceğim. Sizler zaten bizi takip ettiğiniz için sıklıkla biliyorsunuz. Kepçe kulak ameliyatında ben kendi geliştirdiğim çapa tekniğini uyguluyorum. Ve şükürler olsun ki gerçekten çok da güzel neticeler elde ediyoruz. Bunun yanı sıra repertuarımızda kepçe kulak ameliyatında uyguladığımız bir de iple askı tekniği var. Esasen iple askı tekniği çok popüler de bir teknik. Sizlerden çok da talep görüyor. Ancak burada iple askı tekniğini size şöyle izah etmem lazım. İple askı tekniği her hastaya uygulanmamalı. Muayene bulgusu uygun olan hastalara uygulamalıyız. Bunca yıllık tecrübem, binlerce kepçe kulak ameliyatı yapmış bir hekim olarak bence bize başvuran hastaların %10'undan altına iple askı tekniği uygun. Yani ortalama %5 ile %10 arasında hastaların muayene bulgusu iple askı tekniğine uygun oluyor. Burada uygunluk kriterlerimizi kabaca size şöyle anlatabilirim. Birincisi, kıkırdak yumuşak olmalı. Çok kalın, çok sert kıkırdaklarda iple askı tekniğinde, yani görmeden, hissederek yaptığımız şekillendirme işleminde başarı oranı bence düşük oluyor. Ben mesela kıkırdak sertse, esnekliği çok azsa önermiyorum hastalarıma. Hasta bana ne kadar ısrar ederse etsin, çünkü sonu hüsran olacak. Yani neymiş? Kıkırdak yumuşak olacak, sert olmayacak. Açıklık fazla olmayacak. Şimdi bize o kadar çok hasta geliyor ki, kimi hastanın kulağı şu şekilde. Yani kafatasıyla 90 derecelik açı yapıyor. Hatta bazısı böyle öne doğru dönüyor. Şimdi şu şekilde bir kulağı iple askı tekniğiyle yapalım der isek eğer, ya hasta muhtemelen en fazla 1-2 hafta mutlu olur. Yani 2 hafta sonra, hadi biraz daha iyi niyetli konuşayım, bir ay sonra hocam benim kulağım eskiye mi dönüyor ne şeklinde serzenişlerle karşılaşmaya başlarız. Yani seçimimizi iyi yapmalıyız. Neymiş? Açıklık fazla olmamalıymış. Onun dışında kulak memesinde problem olmamalı. Mesela kulak yumuşak, kıkırdak yumuşak, açıklık fazla değil ama kulak memesi böyle duruyor. Yani kulak memesini de geriye doğru almak lazım. Kulak memesini geriye doğru alma işleminde iple askı tekniğinin uygulanabilirliği çok zayıf. Dolayısıyla bu da bize bir negatif bir handikap olarak ortaya çıkıyor. Her şey uygun. Kulak kıkırda yumuşak, açıklık çok fazla değil, kulak memesinde belirgin bir sorun var. Siz dediniz ki hocam iple askı tekniği mi yapalım yoksa sizin geliştirdiğiniz çapa tekniğini mi yapalım? Milyon kere çapa tekniğini yapalım. Çünkü muayene bulgunuz uygun olsa dahi iple askı tekniğine başarı oranı çapa tekniğine göre biraz daha düşük olacak. Şimdi bana muayeneye geldiniz, muayene bulgularınız uygun, tüm bu olasılıkları oranlardan, artılardan, eksilerden, başarı oranlarından bahsettim. Yine de iple askı tekniği istediniz. Evet, muayene bulgunuz uygunsa bu bilgileri biz size anlattıktan sonra bu bilgilerin ışığında siz de istiyor iseniz evet yapabiliriz. Ve sürecin de takibini, sürecin yönetimini de elbette birlikte götürmek durumundayız. Dolayısıyla iple askı tekniğinde en önemli kriter sevgili dostlar muayene bulgularınızın uygunluğudur. Sizin isteklerinizin elbette bizim için çok fazla önemi var. Ancak muayene bulgunuz uygun değilse ne kadar isterseniz isteyin beni ikna edemeyeceksiniz. Amacımız sizi mutlu etmek. Hoşça kalın.